Geçmiş dönem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz İçel TV'ye konuk oldu. Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin son toplantısı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in geleceği bizi ilgilendiriyor. Maalesef Mersin bir ortak paydada buluşamamanın sıkıntısını çekiyor. Yerel politikayla genel politikayı birbirinden ayırmamız lazım. Genel iktidarlar, yerel iktidar kendisinden değilse ona yaklaşımı biraz daha farklı olur. Dolayısıyla o dengeyi siz kurmak durumundasınız. Karşı taraftan oy almadığınız sürece bir dönem gelirsiniz, saman alevi gibi geçer gidersiniz. Bir Allah'ın kulu da gizli ya da açık Burhanettin Kocamaz'ın Vahap Bey'e oy verin dediğini duymamıştır. Ben Vahap Bey'le bir defa telefonla görüştüm. Devir teslimden sonra. Ondan sonra sadece işte belli resmi toplantılarda merhaba merhaba. Vahap Bey'le benim birebir kıyaslanmam mümkün değil. Çünkü ben kurucu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Ben herhangi bir kadro oluşturmaktan ziyade kadroları elimde buldum. Nasıl? 2000'e yakın özel idareden personel geldi bize. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Diyorlar ki göreve geldiğinde 3500 kişiyi işten çıkardı. Ya benim devraldığım belediyede 3200 kişi vardı. Ben nasıl 3500 kişiyi çıkaracağım? Şimdi benim o dönemde parkomatı kaldırdık. Orada 185 kişi vardı. Bir de bunlar ihaleyle birisine verilmiş işler. Oradan çıkarıldı. Belediyeden de değil. Bunun yanında yaklaşık 80-100 civarında bankamatikçi vardı. Bunlar zaten belediyeye gelmediler. Bizim çıkardı denilecek 50 civarında, işte çok uzun yıllardır belediyede olduğu için belediye başkanından daha fazla maaş alan ve belediyeye çok büyük yük getiren personeller vardı. Bunlar toplamda 350 civarında bir personel çıkışı oldu. Ben bunu defalarca da anlattım ama hadi benim göreve geldikten sonra Burhanettin Kocamaz aldı diye onları işten çıkarıyorlar da. İşte öyle deniliyor ya, efendim. Özellikle 20 senelik, 17 senelik, 14 senelik işçileri çıkardılar. Liyakat konusunda Vahap Bey ilk günden beri benim için öncelik liyakat dedi. Ama şimdi atamalarına bakıyoruz. Yani liyakat konusunda hiç de söylediği şeylerin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Zaten eğer onlar doğru olsaydı bu kadar yanlış yapılmazdı. Kendisi bu kadar yanlışa düşürülmezdi. Yani birçok konuda maalesef Vahap Bey'in geçmişten gelen bir tecrübesi de olmadığı için belediyecilik konusunda, hatta bir gün devlet memuriyeti yok zannediyorum. Sadece ticaret yaparak belediyecilik olmaz. O çok tecrübeli, liyakatli denen kadrolar geldi. Vahap Bey'i de yanlış yönlendirdiler. Bu kentin geleceğiyle ilgili bizim bir kurucu belediye başkanı olarak ortaya koyduğumuz birçok vizyon ortadan kalktı. Ha biz tasarruf yaptık. Nerede tasarruf yaptınız? Yatırım yapmazsanız tasarruf yaparsınız. Bir taraftan belediyeden uyduruk performans tutanaklarıyla insanları çıkarın, ekmeğinden edin. İnsanlara yani hakaret edercesine performans düşüklüğü diye bir rapor tutun. Bu insanlar işsizlik maaşı alamasın. Bu insanlar tazminatını alamasın. Ve en önemlisi de yeni bir iş yerine girerken onlara soruyorlar. Nerede çalıştın? Nerelerde çalıştın? Belediyede. Niye seni çıkardılar? Performans düşük. Ya, özel sektörde senin performansın düşükse ben seni almam diyecek. Dolayısıyla bu insanların hepsi işsiz kaldı. Üzülmemek elde değil. Yani bizim dönemimizde bakın bizden çıkmayan taşeronlardan çıkan insanların bile tazminatını biz ödedik. Burada bülbül gibi şakıyan
Burhanettin Kocamaz'a kinle, nefretle saldıran o zat-ı muhteremler bu işin ne kadar titizlikle yürütüldüğünü çok iyi bilirler. Onlar sadece siyasi saikle amaçlarına ulaşamadıkları için bir suçlu arıyorlar. Aslında suçlu belli. MHP Genel Merkezi. Orayı da suçlayamadıkları için bir günah keçisi arıyorlar. Oraya da hesap veremiyorlar. Çünkü biz ittifaksız tek başımıza seçimi kazanmışız. Bunlar AK Parti ile milletvekili seçimlerindeki birinci parti ile ittifak yapmışlar. Yerel seçimi kaybetmişler. Kendi beceriksizliklerine bir kılıf bulmaya çalışıyorlar. Onun için bizi suçlamaya çalışıyorlar. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılan işçiyi evinde ziyaret etti. Su, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 14 yıldır çalışıyorken 19 Aralık 2019'da performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarılan ve geçen hafta görme engelli iki çocuğuyla Büyükşehir Belediyesi binası önünde protesto eylemi yapan Ufuk Esen'in Toroslar ilçesi Akbelen mahallesindeki evine gitti. Burada ikisi görme engelli 3 çocuğu ve eşiyle yaşayan Eser'le sohbet eden Su, ona iş bulma sözü verdi. Vali Su daha sonra Eser'in görme engelli çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Bu arada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de ziyarette Eser'in engelli iki çocuğu için anneye engelli evde bakım maaşı verildiğini bildirdi. Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda intihar etmiş halde bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde koronavirüse yakalandığı belirlendi. İşçinin ailesi ve iş yerinde çalışan 120 kişiye test yapılıp karantinaya alındı. 4 gün önce Kayacı mahallesindeki ormanlık alanda intihar etmiş erkek cesedi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahsın mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K'ya ait olduğunu belirledi. Ümit K'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında cenazeye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ümit Kağan'ın ailesi ve aynı iş yerinde çalışan 120 arkadaşına hastanede korona testi yapıldı ve izole ortamları alındı. Ayrıca filyasyon uygulaması da gerçekleştirildi. Ümit Kağan'ın cenazesi detaylı test ve inceleme yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Annem benim. Erdemli ilçesinde yazlık bir site binasının çatısında bulunan güneş enerjisinin boş su kazanındaki kedi yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar güneş enerjisinin su kazanı içinde yavru kedi sesi geldiğini fark etti. İçinde su bulunmayan kazanda dayanılmaz sıcağın da etkisiyle bağırışan yavru kedilerin kurtarılması için vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Siteye ulaşan ekipler kediler için kurtarma operasyonu başlattı. 3 yavru kedi su kazanının kapak kısmından kurtarma aparatıyla tek tek çıkarıldı. Veterinerde ilk müdahaleleri yapıldığı öğrenilen yavru kediler daha sonra anne kedileriyle buluşturuldu. Anne kedi ve yavruları duyarlı site sakinleri tarafından sahiplenildi. Mersin'de uçurtma sörfü yaparken denizde mahsur kalan şahıs deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ama işte biz aldık diye anons ettik. Seni almadan gidersek olmaz burada. Biz seni aldık diye anons ettik yani. %55 polis imdat telefonunu arayan bir kişi, Yenişehir ilçesi İnönü Bulvarı üzerindeki Müftü Köprüsü'nün yaklaşık 2 mil açıklarında bir şahsın botla denizde mahsur kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis, olay yerine kısa sürede intikal ederek uçurtma sörf yaptığı sırada denize düşen Akgün Atasagun adlı şahsı kurtararak karaya çıkardı. Mersin'de bazı bölgelerde denizdeki renk değişiminin mevsimsel gelişmelere bağlı olarak polen tozu kaynaklı olduğu bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, birkaç gündür Mezitli ilçesi sahillerinde denizde görülen renk değişiminin merak konusu olduğu, deniz yüzeyinde oluşan sarı rengin kirlilik olabileceği yönünde endişeler yaşandığı belirtildi.
İlkbahar ve sonbahar aylarında mevsim başlangıçlarında sıcaklıkta yaşanan değişimler nedeniyle her yıl denizlerde bu gibi durumların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ancak bu durum kirlilikten kaynaklanmamakta olup deniz ve kara kaynaklı doğal mevsimsel gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Alglerin artışı, polen tozları ve yosunlardan kaynaklı biyolojik etkiler denizde akıntı ve dalgaların etkisiyle sahillerimizde birikerek renk değişimlerine neden olmaktadır denildi. Sahillerimizde yaşanan bu durum önceki yıllarda da aynı dönemde yaşandığı gibi özellikle bölgemizde bu dönemde çiçeklenen Kıbrıs akasyası bitkisinin polen tozlarının yoğun olarak deniz yüzeyine düşmesi ve akıntı etkisiyle sahillerimizde geçici olarak birikmesiyle meydana gelmektedir ifadelerine yer verildi. Hayatının baharında sinir sistemindeki kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri nedeniyle tedavi gören 23 yaşındaki Ayyüce Çınar, hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la büyükşehir aracılığıyla görüştü. Başkan Vahap Seçer'in görevlendirmesiyle harekete geçen büyükşehir yetkilileri Alper Potuk'la ön görüşme yaptı ve durumu bildirdi. Alper Potuk'un da kabul etmesinin ardından Ayyüce'nin Tarsus'ta anneannesinin yaşadığı eve giden büyükşehir yetkilileri sürpriz görüşmeyi telefon aracılığıyla görüntülü olarak gerçekleştirdi. FaceTime'da seni şimdi onunla görüştüreceğim. Alper'im merhaba. Bugünlerde çünkü... Seni arayacağım şu an görüntülü kardeşim. Kardeşimiz de yanımda, müsaitseniz. Tamam, görüşürüz kardeşim. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de şimdi antrenmandan çıktım. Çok teşekkür ederim. Herkese çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Alper Bey, teşekkür ediyoruz. İrem kardeşimizin mutluluğuna mutluluk kattınız açıkçası. Biz de bir sürpriz yapmak istedik sizin aracılığınızla. Bizi kırmadınız. Kendisi sizin çok büyük bir hayranınız. Mutluluğunun gözlerinden bilmiyorum görebiliyor musunuz ama gerçekten gözleri dolu dolu şu anda. Gerçekten ben onun adına da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer adına da sizlerden teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkürler böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Kardeşim inşallah en yakın zamanda iyi olur. Mersin'de gelmiştim, bu sefer İstanbul'a gelirim. İnşallah. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Antrenmanlara devam ediyoruz. Ne güzel, ne güzel. Geçtim eve geçtim. Bu süreci beraber atlatacağız ama böyle bir defa gördün, ondan sonra sürekli görüşmeye başladık işte bir gün. Maça gittik. Bir gün belki kısmet olursa bir maça daha gideriz bir yerde. Gene gelirler. Belli olmaz bu iş. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Hiçbir zaman tek başına değilsin.